Siz eski arkadaşsınız. Tabii. Akraba sayılırız. Ted, ne yapıyoruz biz burada doktor? Basit. Masaya yeni bir şey koyuyoruz. Rekabet. Rekabet için elinde bir şey olacak Ezel arkadaşım. Bizimki gibi teşkilat olacak. Vakit kaybediyoruz Ted. Aynı fikirde değilim, açıklayayım. Nedir yüzdeniz? 25? 30? Ben 20 ile açıyorum Ted. Çocuk oyunu oynamıyoruz biz burada. 20 ile bu iş yapılır mı ha? Ama 25 ile yapılır. Bugüne kadar yapılmadı. Çünkü kaç? 10 senedir mi ilk defa başka birisi oturuyor bu masaya? Ağzımdan laf alıp durur. Rekabetsiz ortam insanı yavaşlatır. Rakamlar yükselir, pazarlıklar azalır. Ben masaya yeni bir hareket getiriyorum. En son ne zaman 25'ten iş yaptınız Ted? Buraya gelip şimdi böyle... Yine yapmak istemez misiniz? Konuşurken yüzüme bak! Ne bu gerginlik ya Yusuf? Kendini mi hatırladın yoksa? Burada, Ramiz Karayeski'nin karşısına ilk oturduğun günü. Hı? Bu adam burada oturursa ben giderim. Yusuf, lütfen. Ramiz Bey'le geçmişimiz var, onu kırmak. Impossible. Sinirlenme. Sinirlenen yok. Biraz ciddi olun. Özet geçeyim. Bu işi daha önce yaptık. Bu masaya oturup Yusuf Bey'i kızdıracak kadar teşkilatlıyız. Son olarak 25. İzninizle beyler. Ha unutmadan. Mutlu yıllar. Ted. Ben de geçireyim. Ne yapıyor şimdi bu ha? Bu elle benden oyun alınamayacağını bilmiyor mu? Biliyordur da. Ezel daha yeni açtı oyunu. Henüz bize elini göstermedi. Ezel. Ramiz Bey'e de dedim. Biliyorum Ted. Öncelik onların. Seneye artık. Ama bu sene de %5 düşerlerse mesela. Düşerlerse biz de size teşekkür ederiz mutlaka. Daha ne isteyelim Ted? Take care. Say hi to the old man, please. Sure. Dayı. Burası tamam. Sende durum nedir? Oturduk laflıyoruz be yeğen. Hadi eyvallah. Tamer Bey anlattı. Ne anlattı dayı? Adamın korkudan dili tutulmuş. Ben de iki çift laf edeyim mi abiler? İş yapmaya çalışıyoruz efendi gibi. Çalıştık dersimizi. Dayının kızı üniversiteli. Pırlanta gibi kız. Yaptık hazırlığımızı gittik. Ama üstümüze ateş açtılar. Babam sizden bahsetti. Nasıl mert iş yaptığınızı, nasıl yol yordan bildiğinizi anlattı. Böyle bir yol var mı sizin kitabınızda? Dayı olmasa ben açık söyleyeyim, takarım silahı belime, çalarım amcaların kapısını. Ama durun diyorsunuz, duruyoruz. İyi de can abiler, nereye kadar duracağız? Çocuklar haklı Necip, ha? Biliyorum, sen öyle fazla konuşmasını sevmezsin. Ama seni susturan zorbalık mı, yoksa bilgelik mi onu bilmiyorum. Ne dersin, ha? Artık konuşmanın zamanı gelmedi mi? Ezel diye biri var.
Sadece kendi hakkını aramıyor, hepimizin hakkını arıyor. Bu adam tek başına mı arayacak hakkını? O zaman oturup konuşalım şu Eğir kardeşimle. Evet dayı. Bu tarafta tamam yeğen. Bak artık işine. Tamam. Nerede? Eyşan. Eyşan neredesin? Eyşan. Geç kaldım. Anlatacağım, inanmayacaksın. Burada. Eyşan. Eyşan ne oldu? Ne oldu? Biri bir şey mi yaptı sana? Ha? Cengiz. Cengiz Ezel. Eyşan. Şşş. Eyşan. Ne oldu? Ezel. Babamı öldürdü. Gerek. Dur dur dur. Çok az oldu, biraz daha uyu hadi. Babamdı benim. Dünyanın en kötü adamıydı ama babamdı. Ne diyeyim sana Eyşan? Karşımızda kanı susamış bir katil var, ne diyeyim? İnsan babasına bir şey yapar mı? Eyşan. Sen bir şey yapmadın ki. Niye kendini suçluyorsun? Ezel yaptı. Ölmeden önce ne dedi biliyor musun? Soygundaki cinayeti Cengiz ayarladı. Ne? Ali'yi de o ikna etti. Ömer müebbet yatsın diye. Ya, ya şimdi bu konuları konuşmanın sırası değil. Değil tabii. Konuşmayalım. Ateş edelim. En kötü kim? Onu bulalım, onu vuralım. Ama sakın seni değil ha, beni de değil. Babamı öldürelim. Gel buraya. Geçecek. Hepsi geçecek. Merak etme, beraber geçireceğiz. Tamam? Hala öğrenemedin mi Cengiz? Hiçbir şey geçmiyor. Hele bu... Eyşan dur. Eyşan! Ya nereye gideceksin ya? Babamın yanına giderim belki, olmaz mı? Eyşan, Eyşan dur dinle dur. Dinle. Gece eve dönerken güvenlik yoktu yerinde. Aradım hemen, Kenan geri çekmiş. O zaman anlamadım niye. De... Ne diyorsun yani? Ya anla işte. Kenan'a güvenme diyorum. Bak öğreneceğim ne olup bittiğini ama sen de Kenan'a gitme. Kenan'a gitmiyorum ki. Korkma. Senin yanına da gitmiyorum. Bu hayatta benim bir tane sevgilim var. Onun yanına gidiyorum. Eyşan. Eyşan korkutma beni. Bak bırakmam. Söyleme öyle şeyler. Beni daha tanımadın mı?
Ben kendimi öldürür müyüm ha Cengiz? Yakışıklı Serdar'ın kızıyım ben. Bir yolunu bulur, bundan da sıyrılırım. Sütü verir misin Ali? Bade, sen niye erken geldin bugün? Ben yılbaşı hazırlığı için geldim. Nesi var Ezel'in? Yok, hiçbir şey yok. Olsa bilirim ben. Ne bileyim, bir gergin gibi bir şey bekliyor sanki. Yüzyıllık arkadaşım bana mı anlatıyorsun? Yok bir şey, takılma sen. Ne haber abi? Kafada bir şey var gibi. Sence? Ne kaldı ki? Elini karnına bulamadan aldın öcünü. Daha ne bekliyorsun? Eyşan'ın aramasını. Hayır. Şimdi öldür. Öldürüyorum zaten. Yakışıklı Serdar. Baba. Hayır. Teyzemi mi öldürdün? Sen bunu duymayacaktın. Baba, sen Mert'i mi öldürdün baba? İsteyerek olmadı, bilerek olmadı. Baba, sen ne yaptın? Git buradan kızım, git yanımdan. Sen benim babam değilsin. Kimsin sen? Git dedim, rahat bırak beni, git. Sen insan değilsin. Sen biliyor musun? Neyi? Benim seni ne kadar çok sevdiğimi sen biliyor musun? Gözünü seveyim kızım, git buradan. Ben senin her istediğini yaptım. Ne kadar zordu biliyor musun? Senin gibi babamın olması ne kadar zordu biliyor musun? Konuşma kızım. Bakma babana öyle. Biliyor musun? Neyi? Ben ilk ne zaman kadın oldum? Biliyor musun? Şansız.
Sen beni bir adama yolladın. Git dedin. Gittim. Sen istediğin için gittim. Bir şey olmayacak dedin. Bir şey olursa ses et, ben gelirim dedin. Ama gelmedi. Ses ettim, gelmedi. Sonra geldim, paraları verdim sana. Elimi sen yırtılmış, çıkart onu dik dedim. Ben o gün kadın oldum. Ama o gün bile senin kızın olmaktan vazgeçmedi. Eşem. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyor musun baba? Sen kötülüksün. Ama ben hala seni çok seviyorum. Eşem. Aksın biraz. Öldü zannetsinler. Ezel, niye arayacak usta bu karı seni? Serdar'ın peşine düşmeyeyim diye. Öldürmedi mi? Ölmedi mi daha bu? Daha değil. Niye? Tamam, o değil, sen niye öldürmedin? Yaptın mı? Yaptım. Ezel, bilmiyordum. Mert'i, yemin ederim bilmiyordum Ezel. O yüzden mi aradın? Yoksa ne yaptığımı, nerede olduğumu merak ettiğinden mi? İstediğini aldın işte. Elveda demenin vakti gelmedi mi? Elveda demek zordur Eyşan. En iyi sen bilirsin, babana diyemediğine göre. Bir daha birisini vurursan cesetten de nasıl kurtulacağını bul Eyşan. Sürüklenme izi yok, tekerlek izi yok. Sanki kendi yürüyüp gitmiş gibi. Ne
sana? Dünyanın sonuna da gitseniz bulur çıkarırım o adamı. Her nefeste arkanızdayım. Niye yapıyorsun? Ha? Niye dün bitirmedin de şimdi acı çektiriyorsun? Farz et ki 20 yıl öncesi Eyşan. Bir iş kötü gitmiş, arabaya atlamışsınız, kaçıyorsunuz. O yanındaki adama ben hiçbir şey yapmadım Eyşan. Tanımıyordum bile. Tek suçum mahalleye yeni gelen kıza aşık olmak. Tüm hayatımı aldı elimden. Sen de buna izin verdin. Bilmiyordum. Hala izin veriyorsun. Bitirebilirdin. O zaman da bugün de. Sen olmasan babam o yaptıklarının hiçbirini yapamazdı Eyşan. Baba sevgisi mi zannediyorsun? Hala görmüyor musun Eyşan? Sen o adamın sır kızı değilsin. Sen onun... Suç ortağıyım. Değil mi? Hala öyleyim. Yaşamasına izin verdiğim her an biliyorum Ezel. Gayet iyi biliyorum. Çıktılar mı Tefo? Çıkıyorlar abi şimdi. Tamam peşlerinden ayrılma geliyorum. Vay be. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Bak. Sana küçük bir hediyem var prensesim. Dün geldiğimde buldum. Gene unutmuşsun bir yerlerde. Hep ben buluyorum. Gene ben getiriyorum geriye sana. Hep mi kötüydü? Hiç mi güzel bir anın yok yani o günlerde? Üstümüzde rüzgar. Baba kız öyle uçuyoruz. Hiç mi güzel bir anın yok yani o günlerde? Var. Uykum geliyordu arabada hatırlıyor musun? Başım böyle omzuna düşüyordu. Kıpırdamıyordun sen de uyanmayayım diye. Öbür elinle değiştiriyordun vitesi. Uyandırır mıyım ben küçük meleği? Uyumuyordum bazen de. Öbür elinle değiştir diye. Babam benim için bir şey yapıyor diye. Beni mahvettin baba. Mahvettin. Küçücüktüm daha. Öyle arızaladın ki beni. Bir daha hiç iyi olamadım. Ama yine de hiçbir şey değişmem biliyor musun arabadaki ikimize? Korkunç olan da bu. Anlıyor musun? Anana çok yalvardım seni doğurmasın diye. Ne diller döktüm ama dinlemedin. Ama bak, şunu hiç unutma. Sen doğduğun gün var ya, hani bana gelip de baba oldun dedikleri gün, sesini duydum ya öyle ciyak ciyak. Yakışıklı Serdar'ın hayatındaki en mutlu günüydü. Bakma bana öyle Eyşan. Kötü adamlar da sever çocukları. Abi Allah aşkına gel böyle. İstirham ederim. Burası senin yerin. Geç otur çocuk. Sen idare ediyorsun burayı. Dedik ki paraya sıkışmışsın. Dayı ben... Ama bize gelmeden... Gazino'nun kasasından almışsın. Al bakayım bunu. Oraya bakma. Yeni bir iş bulana kadar idare et. Kovuldun. Kırın bacaklarını. Ne
Aferin çocuk be. Öğreniyorsun. Ne zaman döneceksin abi buraya? Kapandan o kumarhaneye. Selma yüzünden değil mi? O film işi yüzünden kapışmışsınız. Anlattı. Daha. Neredeyse bir yıl olacak be abi. Ne inat varmış sizde de. Ne inadı be çocuk? İşim başımdan aşkım benim. Sen şu yılbaşı programını göster de ben gideceğim. Bekle. İçeride bırakmıştım. Metin. Koş bak çocuğu fazla hırpalamasınlar. Hadi. Hadi. Çok Kenan Bey'si. Kenan yok. Geç otur istersen. Hapse girmişsin. Yattık çıktık bir iki ay. Bir şey değil. Hiç değişmemişsin. Sen de. Güzel oldu yılbaşı programı biliyor musun? Kenan hazırladı her şeyi. Bu şeyle kapatacağım. Bir ihtimal daha var. Belki gelirsin sen de. Ben gideyim. Hiçbir şey için geç değil Ramiz. Yapma. Niye gelmiyorsun buraya? Ben niye gelemiyorum yanına? Böyle mi yaşayacağız yıllarca? Bu mu istediğin? Kenan. Çok seviyorum Kenan. Buramdan seviyorum. Hayatım boyunca tanıyormuşum gibi. Tırnağına zarar gelse dünyayı yakacak gibi. Ama seni... Söyleme. Elimde değil. Bağırmak istiyorum. Kenan'ın ayaklarına kapanmak istiyorum. Gelip seni sarsmak istiyorum. Çünkü hala geç değil Ramiz. Bekleyecek misin geç olana kadar? Nereden geldin buraya? Her gün bekledim seni gel diye. Unutmadım seni de diye. Ben unutmadım Ramiz. Sen unuttun mu beni? Alo. Benim ne oldu? Ne? Tamam, sağ ol. Bir oğlum olmuş. Niye gösteriyorsun bunları baba? Başka bir hayatım vardı benim kızım. Bak neler oldu. Yalnız bu yolda gidenlerin değil kızım. Ailelerinin de sonu böyle olur işte. Onun için kiminle aile kuracağına dikkat edeceksin.
Ha. Merak etme, o iş bitti. Hani başlamamıştı? Başlamadan bitti. Eyvah. Eyvah ki eyvah. Yani başlamadan bitenden korkulur kızım. Ya baba ne diyorsun ya? Hem sen nereden biliyorsun? Ben nereden mi biliyorum? Ben annenden biliyorum kızım. Annenden biliyorum. Aman ha, aman. Bir şey yoktu ki zaten. Eyvah! Yandık o zaman kızım, yandık. Günaydın kardeş. Bir hatırını sorayım dedim. Sağ ol. Hayırdır? Görüşemedik ne zamandır. Rahatsız etmeyelim diye biz de aramadık. Eksik olma Necip abi. Ararım bir ara. Söz. Aa, iyi. Etleri sen getir yine eskisi gibi. Ama ben burada keseceğim. Bugün yoğun biraz. Bir ara arayayım mı seni? Yaparız sofra işini. Çok geçe atmayalım. Bugün gel. Kurarız dostlarımızla meclisimizi. Biz bize sohbetleriz. Herkese ne gerek var? Gerek yok kardeşim. Rica var. Necip abin rica ediyor senden. Şimdi oraya gideceğine, gel buraya, biz sana burada ikramda bulunalım. Tamam. Ezel? Ezel, Kenan, herkes, herkes! Buluruz bir yolunu. Önce ben bir... Baba bir şey deme, ne olur bir şey deme. Şehir dışına götürüyorum seni. Arabada kalacaksın. Ne yapacaksan bu arabanın içinde yapacaksın. Eşem. Arabada yaşayacağız birkaç gün. Otel falan da olmaz. Aslında bu telefonu da kullanmamak gerek. Eşem. Herkesi buluyorlar. Herkesi buluyorlar. Kredi kartıyla alışveriş yapmak da yok. Kimi arıyorsun? Bir dakika. Baba kimi arıyorsun? Bir dakika. Eyşan neredesin? Cengiz. Benim Serdar. Sıyırdım paçayı ben. Hadi be. Tabii ki sıyırdın. Vay be. Zaten kim haklayacak seni? Yok öyle biri. Serdar, Eyşan senle mi? Ben de onu söyleyeceğim. Bana bak, bu herifler peşimizde. Eyşan'ı da tehlikeye atmayalım. Aa, kesinlikle. Bak, sen bana saklanacak bir yer bulur musun? Birkaç kuruş daha açlık. Ondan sonra ben kendi yoluma giderim. Tabii bulurum. İyi düşünmüşsün. Neredesin? Geliyorum ben oraya. Hı-hı. Hı-hı. Tamam. Tamam, geliyorum oraya. İyi ki beni aradın Serdar. Sen hiçbir şeyi dert etme. Olur mu? Kızım artık hiç üzmeyeceğim. İneceğim arabadan, bir daha da binmeyeceğim. Bir şey deme. Böyle istiyor baba. Al şunu. Yavaş abi, yaklaşma. Sen böyle mi iş yapıyorsun? Düzeltirim. Yanına gideceğim şimdi. Sen gitmiyorsun. O gidiyor. Acele etmeyelim. Ne acelesi? Bu adam benim emrimle adam öldürdü. Evime girdi. Beni tehdit etti. Bir gün daha yaşatmam bunu. İş başa düştü Temmuz. Hengamede unutuyordum. Bu seneki emekleriniz için efendim. Temmuz, hiç saydın mı? Eve gidince.
Hep. Parayı demiyorum. Kaç kere eli boş döndün hiç saydın mı? Merak etme. Ben seni yerine sayıyorum. Daha ben de gidiyorum. Yani Eyşan'da bir şey olmasın diye. Bir şey anlamasın diye. Tebrik ederim Tevfik. Neyi? Ha. Ne diyorsun, yürür mü? Yeni bir yıla başlayacağız Tefo. Yeni bir şeylere inanmanın zamanıdır. Bu yılda hayatta kaldım ya, o yeter bana. Hepimiz kalmadık. Bir ara beni Kamil'in mezarına götürür müsün? Tabii. Ne o? Yeni yılda yapılacaklar listesi mi? Yeniden spora başlanacak. Babayla barışılacak. Anneyle ilgilenilecek. Oğlumla tanışılacak. Ramiz'in hayatta kalması sağlanacak. Kenan'dan öç alınacak. Ömer unutulmayacak. Sene bitmeden Ezel'in yaptığı her şey geride kalacak. Herkese nasip olmaz böyle yeni yıl dileği. Listenin bir kısmı bende de var abi. Casus ablayla evlenilecek. Bütün düşmanlar temizlenecek. Yeni yıl bitmeden, mümkünse düğünden önce Tevfik'in yaptığı her şey geride kalacak. Ayrılıyorsun yani bizden. Koydunuz mu bir tarih? Yok, Şebnem diyecek. Bana kalsa ben bizim köyde olsun isterim. İyi olur kır düğünü falan, atlı matlı. Olmaz mı? Olur. Çok güzel boşanma sebebi olur. Senden bir şey isteyeceğim Tefe. Şu Vurkaç'ta çalışan herkesin özgeçmişine bir çalış. İyicene. Bu eğir. Kalıbımı basarım, içeri birilerini sokmuştur. Bağış düne. Onca şeyden sonra hiç şüphelenmediğimiz birinin hain olması daha olası aslında. Abi. Öyle bir oyun bu Tevfik. Herkesten şüpheleneceğim. Şu kız Bade. Var mı hakkında bir malumatın? CV'sine baktım ama. Yok, uydurma CV o. Ha. İyi huylu kız, çok çalışıyor. Niye şüpheli mi? Öğrensene hakkında bir şeyler. Yok canım, şüpheli falan değil. E neyi öğrenin? Ha. Ne ha? Ya tamam abi. Tamam. Ay ya, bunun hazırı yok muydu? Parmaklarım boyandı. Senin düğününe de yapacağım bunlardan. Ezel istedi, böyle değişik bir şeyler yapın dedi. Ne bileyim, yapıyorum işte. Böyle biri midir? Nasıl? Yani böyle yaratıcı şeylerden mi hoşlanıyor? Ha, bayılır. Kendini bile baştan yarattı diyebiliriz. Ha iyi, çünkü ben böyle takılıyorum kafama göre. Ya takıl takıl sen. Sana bir şey demez zaten. Niye? Sevdi çünkü seni. Sevdi. Ha iyi. Sana mı söyledi? Saçmalama, bana öyle şeyler söylemez o. Ya öyle çok duygularını belli eden biri değil galiba. Pek sır paylaşmıyor. Çok hoşsun vallahi. Adamın kendisi sır zaten. Ben de böyle ayrılmayı düşünüyorum falan yapacaktım zam için. Hayatta sakın bir laf falan yapayım deme. Anında kapı dışarı eder. Ezel birine gitme diyecek. Çok hoşsun vallahi. Tefo, ne haber canım? Çok mu özledin beni?
Pardon, kocamla konuşacağım. Ne istiyorsun? Kocan mı? Sakın. Evet. Kabul ettin mi? Evet. İyi, iyi. Çok iyi. Ne istiyorsa yap müstakbel kocan. Sonra da Ramiz'in yerini bul bana. Çok korkunçsun Cengiz. Onun için aramadım. Ezel nerede biliyor musun? Çıktı. Tevfik'le buluşacaktı. Niye? Söyledi mi? Yok. Ama çıkarken Eşan'la konuşuyordu galiba. Cengiz varsa dert var demektir abi. Ben bir kolaçan edeyim ortalığı, sen bekle burada. Cengiz kızma, dikkat et. Ben bir daha geri dönmeyeceğim. Biliyorum, biliyorum. Gel şöyle yürüyelim, sakin bir yere geçelim. Fazla bir şey istemiyorum. Birkaç idare etsin beni yeter. Yani çekirdek parası ne kadar ona göre hesap et. Neyin var oğlum senin? Niye böylesin sen? Yok bir şey ya, gerginim işte. Ezel filan. Bak ne diyorum? Borcum borç. Serdar! Serdar! Dur! Serdar! Abi çekil! Eşan! Eşan, arabayı çalıştır kızım! Arabayı çalıştır! Çabuk arabayı çalıştır, geliyorlar çabuk! Çabuk kızım! Çabuk! Çabuk, geliyorlar burada! Yürü! Yavaş, yavaş, yavaş! Kime güveneceğim ya? Nereye gideceğim? Nereye götüreceğim seni? Allah kahretsin baba ya! Allah kahretsin! Ne yapacağım ben seninle? Tamam kızım, tamam. Sakin ol. İn aşağı. İn aşağı baba! İn! Git! 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 Benimleyken saygılı olmanı beklerim. Dediklerimi yapmanı beklerim. Silahlı elime dokunman kötü. Çok kötü. Başka bir şey var mıydı? Var. İsmini doğru söylemeni beklerim. Peki. Başka? Canım istediğinde canını alabilecek kadar değerin olduğunun
farkında olmanı beklerim. Okey. İyi. O zaman... Ne yaptın sen? Sana artık kim olduğunu hatırlattım. Eskiden olsa ödüm bokuma karışırdı. Sen çok net, benim hayatımda tanıdığım en korkutucu adamdın. Ama şimdi korkmuyorum senden. Niye? Temmuz. Hı? Çünkü bu yeni Temmuz bana bir şey yapamaz. Niye mi? Çünkü artık maaşlısın. Temmuz, gördüm. Yalnız kurt tadında bir şeydin. Şimdi sahipli bir köpeksin. Zehrin gitti. Doğru değil mi? Ama ille de öyle kalacak değil. Yeniliklere kısmen açığım. Şöyle bir yeniliğe ne dersin? Sana ben bir iş getirsem, senin usulünle. Bir isim, bir de resim. Okey. Herkesi kabul etmem. Bunu edeceğim. İnan bana. Paramı peşin alırım. Anlaştık. Ortak. El sıkışmam. Ne işler dönüyor abi burada? Nereden biliyordu bu herifler bizi? Niye başladık gene dandana? Bizi değil, Serdar'ı arıyorlardı. Serdar dedi, değil mi? Niye ama? Bilmiyorum. Ama Eşan onu nereye götürecek onu biliyorum. Nereye? Bundan sonrası bende Tefo. Sen dükkana dönüyorsun. Niye söylemiyorsun bana? Tefo. Benden şüpheleniyorsun değil mi? Serdar'ı ölü istiyorlar. Ne? Serdar'ı ölü istiyorlar. Şebnem döndü bana adresini verdi Serdar'ın. Ama Serdar'ı da ölü istiyorlar. Yok, yok. Tesadüftür. Belki. Belki Şebnem'i de kullanmışlardır. Tabii, tabii öyledir. Belki de. Orada bir ara dedim ki kendi kendime. Keşke vursalar. Keşke vursalar da babamı bitse. Eyşan, bunlar beni bulacaklar kızım. Yolun sonuna geldik. Eskiden olsa affedersin donumda sallardım bunları ya. Artık yaşlandım. Biliyorum babacığım. Ama kendimi de biliyorum. Teslim etmeyeceğim seni onlara. Ne yapacaksın? Ne kaldı? Babamla baş başa bir yılbaşı geçireceğim. Nerede? Sana yanına.
benziyor. Al kucağına. Geldin. Sonunda geldin Ramiz. Metin. Burada yatan ne kadar fakir fukara varsa öğren. Kapa idareye hepsinin borcunu. Ramiz Kara Eskin'in oğlu oldu bugün. Bunları da dağıt. Şu kalsın. O. Oğlumun annesine. Hoş geldiniz Kenan Bey. Burada mıymış benim sultanım? Oh. Küsmesin. Ağladın mı sen? Yok. Makyaj yapıyordum, fark açtı. Kapa bakayım o güzel gözlerini. Kapa kapa. Kenan, hiç halim yok. Kapa dedim. Bakalım neymiş? Açma sakın gözlerini. Çok güzelmiş. Mutlu musun? Artık olacağım. Artık mutlu olacağım. Üzdüm seni onca zaman. Yok yere huysuzluk yaptın. Bağışla beni. Artık mutlu olacağım. Ölemiş benim oğlum. Maşallah. Melek gibi uyuyor, melek. Burada kalamam Rabia. Gidecek misin? Öyle arada mı geleceksin yine? Bu gece gidiyorum. Ramiz Bey, doktorla konuştum. Bir görecek. Sonra İstanbul'a götürebilirsiniz karınıza çocuğunuzu. İstanbul'a mı? İstanbul'a ya. Sizi de götürüyorum Rabia.
Bundan sonra hiç ayırmayacağım yanımdan. Ne güzel toplandık. Eski günlerdeki gibi. Gerçi ben o zaman el pençe bekliyordum. Ayakta. Hey gidi günler hey. E boynuz kulağa geçmiş. Tebrik. Sen hepimizden başka çıktın Yusuf. Biz yaşlandık. Sense büyüdün. Bak 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 şişinmeye bak. Alırım ben bunun aklını. Önce öp, sonra bir şey hissetmiyorum de. İyi kafa karıştırıyorsun. Sadede gelelim. Silah işi senelerdir benim. Ezelde tecrübe sıfır. Ezel kim? Bu işte tecrübe değil. Zeka konuşur. Bir sus da konuşsun o zaman ha. Yaşınıza hürmet edip geldim. Şimdi siz de benim gücüme hürmet edin. Mesele güzelce kapansın. Çok kırdın kalbimi. Çok. Beni tanıyorsunuz. O işi iyi yaptığımı biliyorsunuz. Dahası neler yapacağımı da biliyorsunuz. Bilmiyoruz. Biz senin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Sen kim oluyorsun kardeş? Ben kardeş. Şimdilik burada el pençe duran adamım. Ayakta. Sen iyi bilirsin o hikayeyi. Şimdi sen buradan, tam buradan o sandalyeye terfi ettin ya. Kolay oldu değil mi? Şıp diye. Geçerken kimseyi sallamadım. İstesem üstlerine basar da geçerdim. Hiçbirinin sesi çıkmazdı. Ama şimdi sen susacaksın, dinleyeceksin. Onlar da konuşup bir karar verecek. Şıp diye. Niye biliyor musun? Çünkü bu adam var ya, burada oturan adam. Sen de onun yapabileceklerini bilmiyorsun. Necip abi, bu herif mi konuşacak? Ben konuşacağım Yusuf. Seneler önce kantarın topuzu kaçtı. Eskiler unutuldu. Kenara itildi. Birçok haksızlıklar oldu. Bu arkadaş haklı. Biz de sesimizi çıkartmadık. Ama bugün bitecek. Çünkü hepsinin karşılığında sen o ihaleden çekileceksin. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hepinizin büyüğü olarak ben raconu kestim Yusuf. İhale ezelindir. Son sözüm. Var mı itirazı olan? Kimsiniz ulan siz? Ha? Hepinizi harcarım. Raconmuş. Kabul etmiyorum ulan. Hepinizi yerle bir ederim. Duydunuz mu? Kimsiniz ulan siz ha? Benim elimden işimi alıyorsunuz. Duydun mu ihtiyar? Sana söylüyorum. Hürmediyorum sana.
Bunu be! Bittiniz ulan siz. Bittiniz. Senin çocuk kim Ramiz? İyi yetiştirmişsin. Ama adını söylemedin. Adını kendisi söylesin Hüseyin. Ben bugün çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Bugün böylesi çok iyi. O zaman bir tanıyalım delikanlı ya. Aracın plakasını vermiştim. Ok meydanında görmüşler. İndir beni. İndir beni. Eyşan Serdar'ı kurtarmaya çalışıyorum zannediyor. Bir daha görmesin bizi birlikte. Ha, Temmuz, senden bir şey isteyebilir miyim? Eyşan'ı gözünün önünde yapma. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor lan? Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Sabahtan beri uğraşıyorum valla. Onu demiyorum. Saçınla makyajın. Şey, Ezel ne zaman gelecek? Bir yılbaşı kokteyli yaptım da tadına baksın diye. Bilmiyorum ki. Belki de kız arkadaşıyla kutlayacak. Ezel'in kız arkadaşı yok. Yok mu? Çok yalnız bir adam galiba Ezel. Ali abi, ne olur bana isteğine güven kardeşim de. Şemre'm için mi soruyorsun? He. Güvenme. Neye güveneceğim abi ben? Kime güveneceğim? Hiçbir güvenmeyeceksin kardeşim. Hayat bu tefo. Aynı yerden vurur mu? Vurur. Kızı seversin. Kız seni satar. Affedersin. Tutar yine satar. Kızı seversin. Kız ölür. Başkasını seversin. Tutar o da ölür. Hayat defo. Aynı yerden vurur. Aynı yerden vurur da sende daha deşilecek yer kaldı mı? Bir kere daha sevdiğinin kanı elinde, kalbi elinde, yüzünde, her yerinde. Hele de senin gibisi. Senin gibi gözü karası. Hele de o babanın kızı. Her gün hedefte. Yazık lan bana. Senin kalbin kırılıyor. Benimki taş mı? Yazık bana lan. Devam lan. Yazık bana. Bunları ona da söyleyeceğim mi?
Seni sivrisinekler mide bulandırıyor. Ramiz'e mi güveniyorlar? Ramiz'e inanıyorlar, gençlere güveniyorlar. Ne yapacaksın? Bir adamla başladık. Kıytırık bir gece kulübü dedik. Şimdi herkes konuşuyor. Artık güç gösterisi zamanı. Silahlar çıkacak. Bence kötü zamanlama. Neler planladığımızı unutma Yusuf. Daha iyi bir fikrim var mı? Aslında var. Bence heyet resmen racon kesiyor. Ramiz değil. Senden bir şey istiyorlar. Ödün vermeni bekliyorlar. Çok beklerler. Ama bence vermelisin. Ne bileyim, komisyon ver, iş ver. Kendilerini yeniden işin içinde hissetsinler. Kendilerini büyük hissetsinler. Karşılığında? Ezeli iste. Sonra sen kılını kıpırdatma. Bırak onlar halletsin. Alo, Necip abi. Şuraya da bakalım onu. Evet. Bir dakika. Can? Ağaç istiyorum. Mümtaz amca benim için getirmiş. Sen gelmeyeceksin mi? Dedenleyim. Uzaktayım biraz. Bir sesini duyayım dedim. İyi misin? İyiyim anne. Ama iyi ne oldu, artık eve gelebilir miyim? Söz. Ver şunu ya. Ben de konuşayım torunumla, ver. Kaplan. Dede. Deden gene yolcu Kaplan. Nereye dedi? Afrika. Ya bu seferki iş uzun. 4-5 sene oralardayım. Mektup atarım. Yazarım sana maceralarımı. Ya anneme söyle, bir dahaki sefere ben de geleceğim seninle. Tamam söz. Dede, yeni yılın kutlu olsun. Ama şimdi kapatmam gerek. Mümtaz amca suların yerini değiştiriyor. Ya. Evet. Seni terk ettiğim yer baba. Başa döndük. İyi düşünmüşsün. Sadece bu gecelik. Sonra tek başınasın. Seni hiç affetmeyeceğim baba. Affetme kızım. Benim kızım babasını kurtardı. Bu yeter. Bu bana ömür boyu yeter Eyşan. İçeri gir baba. İçeri gir. Benim bir alakam yok. Ezel mesaj atmış. Serdar'ı son kez canlı görmek için geldi. Niye de ben harcamıyorum şimdi? Söz verdim de ondan. Başka bir şey için toplandık. Böyle mi olacak? Hep böyle olacaktı zaten Eyşan. Serdar'ı evinden alırken de, eline silah verirken de, kaçacak bir yer bırakmazken de size. Hep böyle olacaktı. Hep sonunda Eyşan en başa dönecekti. Her şeyi geri sarıp ben hep onu orada bekleyecektim. Onlar niye? İçerideki adam. Bir zavallı buldu bizim mahalleden. Kızına aşık bir garip. Bak. Aynen şimdiki kendisi gibi. Al Serdar'ı oradan, koy Ömer'i. Beni al buradan, koy Serdar'ı. Hadi yapalım. O yüzden topladım herkesi. Nasıl yaptınız? Ben her şeyden habersiz seni düşünürken, siz dördünüz
Böyle bir sokakta mı toplandınız? Nasıl karar verdiniz? Tamam. Fikri ortaya Serdar attı. Ama içimi kemiren, ama hayatım boyunca içimi kemiren o soru. Bugün öğreneceğim. Serdar sordu. Peki siz nasıl evet dediniz? Hayır. Ali, sen nasıl dedin? Evet. O kadar kolay mıydı? Evet abi. Cengiz? Hayır Cengiz. Delirmişsin sen. Cengiz Eyşan'ın önünde gerçekleri konuşmaz. Soygunda da birinin öldürüleceğini söylemedi ona. Ama içinden evet diyor. O gece öyle dedi. Hayır. Tabii ki hayır. Eğer hayırsa Cengiz, asıl derdin Serdar'ı kurtarmaksa, ben sana mesaj attığımda niye kimseye söylemedin? Niye Eyşan'a haber vermedin? Vermedi değil mi? Niye yalnız geldin? Oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Niye haber vermedin? Çünkü evet diyor. Sıra sende Eşen. Demeyeceğim. Bu kapıdan da çekilmeyeceğim. Neyi değiştirir? Oteli boşalttım. Yalnızız. Serdar'ı öldürmeye karar verdik. Ömer için. Teyzen için. Eren için. Senin için. Annen için. Bahar için. Hayır. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Ve 13 yıl önce olması gereken şey olacak. Mert için Eyşan. Mert için. Beni durdurabilir misin? Yapabileceğin her şeyi yaptın. Başka çaren kalmadı. Artık ne yapabilirsin? Öyle miydi? O zaman da böyle miydi? Öyleydi. O zaman da böyleydi. Ama ben sana onların vermediği küçük bir şansı vereceğim. Yeah.
Gittiler baba. Cidden mi? Gittiler. Eyşan gerçekten mi? Yalvardım. Her şeyi dedim. Sonra sen bizim gibi değilsin dedim. Bizim gibi olma dedim. O da gitti. İnanmıyorum ya. İnan baba. Bitti. Kurtuldun. Sen yaptın ya. Senin için bağışladı beni. Canım kızım benim. Şu işe bak ya. Bir sürü oyun oynadık. Sonuncu oyunda kızım babasını kurtardı ya. Ya. Ya ben ne yaptım seni hak edecek ya? Canım kızım benim. Aa, abla unutuyorduk ya. Neyi? Yılbaşını kutlamayı. Hepsi. Ezel ne zaman geliyor? Niye, ne oldu? Bir şey yok, bir şey soracaktım. Şey, benim kontörüm bitmiş. Bir mesaj atabilir miyim senden? Muayel baba geldi galiba. Yok ki öyle bir şey. Çocuk muyum ben? Girebilir miyim? Girmesen daha iyi. Ama hediyelerim var. Bizim de var. Ama sana almadık. Bir fikrim var Can. Şimdi sen bana kızgınsın ya. Haklısın da. Tamam. Küs ol bana, kabul. Hatta bu sene benimle hiç konuşma. Ama gelecek sene artık barışalım. Gelecek sene her şeye baştan başlayalım. Ne dersin? Afiyet bari. Apar topar geldik. He? Gel yazdırırız sonra. Saat 12 olacak. Bak, her şeyi getirttim. Yılbaşı sofrası. Bizim oranın yemekleri gibi olur mu bunlar? Söylenme sen de hatun. 40 yılın başı bir yılbaşı kutlayacağım ailemle. Keyfimiz de yerinde. Yerinde değil mi? Ne olacak diye? Baba oldum artık. Dur. Radyoyu da açayım ben. Yeni yıla nasıl girersen öyle olurmuş. Böyle yaşayacağız bundan sonra.
Ailece. Mutlu Mesut. Ben işten geleceğim. Hah, buldum. Aç sesini aç. Ne güzel, işten geleceğim. Sonra sen kapıyı açacaksın. Hoş geldin bey diyeceğim. Bak oğlum. Sarılacağım oğluma. Her şeyi unutacağım. Başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Çünkü doğru olan o. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Doğrusu bu. Burası benim yerim. Oğlumun yanı. Burada geçireceğim ömrümü. Ah Ramiz, ah. Ben çocuğu uyutayım da geleyim. Ramiz. Bitti artık. Bitti Selma. Kendine gel. Thank you.
Bu kıymetli gecede saygıdeğer konuklarımıza ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyuyoruz. Yeni yılın ilk saniyelerinde dansözümüz Şehrazat burada olacak. Hazır mıyız? Bırakmayacağım mı sen benim yakamı ha? Ramiz. Baba oldum ben baba. Çık artık aklımdan be kadın. Çık. 1975'i karşılıyoruz baylar bayanlar. Bitti dedin. Unuttum dedin. Bitmiyor işte, bitmiyor. Yeni sayım başlasın. 10, 9, 8. Ben seni bir gün bile unutmadım Selma. Ben seninle olamam Selma. Ama bil, 50 sene de olsa karımı da aldatsam, kardeşimi de satsam, kanımı da akıtsam, elimde değil ki. Ben seni seviyorum Selma. Seninle olmayacağım. Ama seni hiç unutmayacağım. Keşke Mert de yetişseydi. Neyse bir dahaki sefere. Bu sene ben varım Melah teyze. Baba. Mert'e çarpan adam var ya. O adam artık yaşamıyor. Eyşan, yeni yılın kutlu olsun yavrum benim. Senin de babacığım. Bak ne diyeceğim. Eyşan, gülmeyeceksin ama. Dur 2 dakika, bir şey deme. Çok geçtin. Yok vallahi bak. Sanki içimden böyle şey oldum. Sanki içimden o içimi yiyen şey çıktı. Eşen, bak sahiden diyorum. Olur mu öyle şeyler? Değiştim ben. Olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Bugün var ya, kirimi attım ben Eşen sayende. Hırsımı attım. Canım kızım benim. Güzel günler bizi bekliyor Eşan. Öyle mi? Hem de nasıl? Bak bugün bir şey oldu. Kızıma baktım şöyle. Nasıl anlatayım ya? Yani olduğum herifi değil de olabileceğim adamı gördüm ya kızımda. Yani diyorum ki ben kızım, gurur duydum ben seninle. Yürüyüşünle, kavganla, zekanla. Sana çekmişim demek ki. Yok. Ama diyorum ki işte, ben sana çekeceğim artık. Olur mu öyle şey? Bu
Bu bana söylediğin en güzel laftı baba. Allah, ne mutluyum ya. Kızıma kavuştum lan ben. Getir kadehi Eyşan. Kadeh kaldıracağız. Yakışıklı Serdar, bundan böyle dünyanın en iyi babası olacak. Barıştık mı artık? Şimdilik. Bakacağım hareketlerine. Bu yatakta kim yatardı biliyor musun? Mert abim. Mümtaz amca onu bana anlatıyor. Cennete gitmiş. Ama Milah teyze gitmedi diyor. Gelecek diyor. Gelecek mi? Gelmeyecek. Hadi uyu artık sen. Abi sen burada kal. Kal artık. Kalacağım kardeşim. Artık kalacağım. Hadi git sen.